Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugünlerde videolarımız hep Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor diye başlıyor. Gerçekten ısınıyor fokur diyor. Çünkü her geçen gün yeni bir adım daha atılıyor. Dün Yunanistan'ın 18 adet Rafal alma uçak alım için attığı adımları ve 10 milyar euroluk silah konusundaki borçlanmasını işlemiştik. Ve arkasından hemen yeni bir adım geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fransız donanmasının tek nükleer uçak gemisi olan Şarday golü Doğu Akdeniz'e yollama kararı aldı. Bu durum uçak gemisi Doğu Akdeniz'de dengeleri nasıl değiştirir? Türkiye bu uçak gemisine karşı neler yapabilir? Sadece konu tabi Doğu Akdeniz'de Fransa, Yunanistan, Türkiye üçgeninde değil gelişmeler. Amerika Birleşik Devletleri de dün Güney Kıbrıs Rum kesimine 33 yıldır uyguladığı silah satışını Dondurma kararını bir gecede kaldırdı. Bakalım gelişmeler neler olacak bu videomuzda bu konuya doğru odaklanıyoruz. Dengelere doğru bakıyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye haklı olarak NAVTEX olarak bölgeleri işaretliyor. Buralara karbon aramak, doğalgaz aramak, petrol aramak üzere gemilerini yolluyor. Tabii ki bu gemiyi Mavi Vatan'da Türk Deniz Kuvvetleri koruyor. Havada da Türk Hava Kuvvetleri göz açtırmıyor bölgeye. Hatta geçtiğimiz günlerde Yunanlıların altı F-16 uçağı bu bölgeyi kat ederek Kıbrıs'a gitmeye çalıştılar. Güney Kıbrıs Rum kesimine gitmeye çalıştılar. Ve cevapları da Türk Hava Kuvvetleri'nden geldi. Milli Savunma Bakanlığı da o videoyu yayınladı biliyorsunuz. Ve o videonun da tabiri caizse kamera arkasını beraber yaptık. Arkasından Yunanistan 12 milyar euroluk bir kredi aldı Almanya'dan ve bu kredinin de çok önemli bir kısmını Fransa ile olmak üzere 10 milyar eurolukta yeni silah alımı için görüşmeler yapıyor. Rafale uçakları gündemde 18 adet alacak. 8'ini Fransa hibe edecek Yunanistan'a. Onu ise sıfır imal edilecek. Bu adımlar atılıyor. Ve biz de dün bu habere en son Doğu Akdeniz'de Yunanistan bir fatura ödeyecek. Bu faturada da arkasında kim duruyor? En fazla duran Fransa. Onun arkasından Avrupa Birliği geliyor. Avrupa Birliği'nde de bayrağı Almanya önde tutuyor. Arkalarında bunlar var. Bir bakıyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır da Yunanistan'ın arkasında. Ve tabii bunların bir faturası var. Bunların ilk faturası 10 milyar euro olarak Yunanistan'a çıktı. Yunanistan işte alacağı Rafal, Mirage 2000 modernizasyonu, ee Seahawk helikopter alımı veya Almanya'dan satın aldığı denizaltılar için yeni nesil torpidolar derken bu parayı hemen kısa sürede 5 yıllık sürede harcayacak. Peki bu adımların üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bir açıklama yaptı ve Doğu Akdeniz'e e, Fransız donanmasındaki tek nükleer uçak gemisi Şardegol'ün gideceğini açıkladı. Şimdi önce bir Şardegol'e bakalım nasıl bir uçak gemisi. Dünyada iki ülkede nükleer uçak gemisi var. Bunlardan birincisi Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki donanmadaki o büyük devasa uçak gemileri nükleer güce sahip. Nükleer gücün anlamı şu. Yani yakıtı bitmiyor. Dünyada defalarca dolaşabilir, istediği yere gidebilir. Çünkü enerjisini nükleer enerjiden alıyor. Nükleer enerjiye sahip. ikinci ülke ise uçak gemisi işleten Fransa. Yani türbin motor yok, reaktör var uçak gemisinde. Ve dediğim gibi istediği yere gemisini yolluyor. Şardegol, 1980'lerin sonunda planlanmaya başlamış, tasarımı 90'larda devam etmiş ve 2000'lerin başında da hizmete girmiş bir uçak gemi sistemi. Sistem diyorum, sistemle ilgili her ne kadar yapı Fransız olsa da, nükleer güce sahip olsa da gemi, gemi üzerindeki uçakları fırlatan katapult sistemi Amerikan. Amerika'nın katapultu verdiği tek ülke şu an ve buradan e, şu an Rafale uçakları M harfi de marin yani deniz kuvvetlerine sembolize ediyor. Yaklaşık 40 adet Rafal M tipi uçak taşıyabiliyor üzerinde. 40 adet uçak ne demek? Dün de anlattığım gibi Rafal uçakları Dassault tarafından tasarlanmış. Miraj 2000'lerin üzerine gelmiş. Yeni nesil, 5. nesil değil ama 4 plus diyebiliriz, 4.5 diyebiliriz. 4.5. nesil iyi bir savaş uçağı. Çift motorlu, çok etkili silahları var. Seyir füzeleri var. Uzun menzilli hava hava meteor gibi füzeleri olan gerçekten iyi bir uçak. Ee, Fransa uzun yıllar bu uçağı ihraç edememişti Mirajlar gibi ama sonrasında Mısır, Katar, Hindistan'a ihraç etti. Görünen o ki Yunanlılar da bu uçakları alacaklar. Paraları tıkır tıkır Fransa'ya ödeyecekler. 40 Rafal M tipi uçak bu uçak gemisi üzerine üstlenebiliyor. Rafalların yanı sıra uçak gemisinde de 2 adet E-2C Hawkeye tipi erken uyarı uçağı var. Hawkeye küçük bir turboprop uçak. Tepesinde bir radar anteni var. Bu radar anteni çok kuvvetli. Yeni versiyonu geldi. C'den sonra Amerika D'yi de geliştirdi. Ve hatta D için de Fransa sipariş verdi. Gerçekten çok iyi uçaklar olduğunu Amerikan donanması söylüyor. Ve D modelinde 15 santim ila 1 metreye kadar uçan bütün cisimleri bu 500 kilometreye yakın menziliyle tespit edebildiğini ifade ediyor Amerikalılar. Özellikle bu A2D'nin bu özel versiyonu Çin için üretildi. Çin'in stealth olduğunu belirttiği uçakları bulmak için buraları kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri donanması. 40 Rafal dedik. 2 E2C erken uyarı uçağı dedik. Ve çeşitli sayılarda da AS-532 Cougar ki bu helikopterler Türk Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerimizde de kullanılıyor. Ve aynı zamanda bu helikopterlerin bir büyüğü olarak adlandırılan Karakal. Yani EC-725'lerde arama kurtarma görevleri, irtibat görevleri için uçak gemisinde konuşlandırılmış durumda. Bu uçak gemisinin 2 adet reaktörü bulunuyor. Uçak gemisinin toplam ağırlığı 42.500 ton. 2 adet Areva K-15 tipi reaktöre sahip. Hızı saatte maksimum 27 nat yani kilometre çevirdiğimiz zaman 50 kilometre gözüküyor. Gemi de 1350 personel görev yapıyor. Bu 1350 donanma personeli ek olarak 600 kişilik de havacı ekip var. Yani yaklaşık 1950 personelle görev yapabilmekte. Gemi Tolun limanındaydı Fransa'da. Yola çıktığı belirtiliyor. İşte Tolundan Doğu Akdeniz işte 2500-3000 kilometre gibi bir mesafe desek muhtemel günde de ortalama 600 kilometre yol aldığını farsayarsak 4-5 gün içerisinde bu bölgeye gelmesi geminin tahmin ediliyor. Geminin yakıtının sınırsız olduğunu söyledim ama 45 günde bir yiyeceklerin desteklenmesi, yenilenmesi gerekiyor. Gemi açıktaysa belki helikopterlerle bu taşınabilir ama çok büyük bir operasyon. Genellikle bir limana yanaşıyor. 2020 yılı açısından Şardegol nerelere gitti diye bakarsak öncelikle yılbaşına Afrika'da girdi gemi. Afrika'daki ülkelerde eski Fransız sömürgeleri konusunda Fransa hala çok aktif oralarda. O gemi uçakları götürdü. Bu bölgelerde işite karşı yapılan operasyonlar vardı. Ardından da enteresan bir gelişme oldu. de Nisan ayı gibi inanılmaz bir oranda koronavirüs oranına ulaşıldı. Gemi dezenfekte edildi, tekrar bakıma girdi edildi. Bunlar gerçekten soru işaretleri arkasından personel yenilendi ve gemi tekrar sefere çıkarak Doğu Akdeniz'e doğru geliyor. Şimdi tabii uçak gemisi dediğiniz zaman uçak gemisi tek başına gitmiyor denizde. Tamam üzerinde 40 uçak var, helikopterler, erken uyarı uçaklar ama yanında hava savunmayı sağlayacak özel fırkateynler var. Destek gemileri var. Daha ufak gemiler var ve tabii ki nükleer denizaltılar. Yani bir sağdan sola şöyle bir baktığınız zaman belki şardegol. 10-15 gemilik bir filo halinde Doğu Akdeniz'e gelecek. Bu hava savunma fırkateynleri uçak gemisinin etrafını koruyacaklar. Herhangi bir uçağın girmemesine engel olacaklar ama sonuçta e, savaş kolay kolay çıkmıyor. Hep satranç hamleleri yapıyorsunuz. Bu satranç hamlelerin çok planlı olması lazım. Türkiye bu konuda e, Navtex'in ilan edildiği sular çok çok böyle 4-5 saatlik uçuş mesafesinde değil. Türkiye bölgeyi E-7T havadan ihbar kontrolü uçakları ile sürekli gözlemliyor. İnsan hava araçlarımız uçuyor, deniz karakol uçaklarımız uçuyor. ve Gerekli durumda F-16'larımız kalkıyor bölgeye ki Dalaman başta olmak üzere bölgeye çok yakınlar. Ayrıca bu F-16'ların uzun süre havada kalabilmesi için de KC-135R tanker uçakları da bölgede görev yapıyor ve bu bölgeyi sürekli gözetim altında tutuyor. Tabii Mavi Vatan'da da Türk Deniz Kuvvetleri Su üstü ve su altı birimleriyle gemileriyle denizaltılarıyla bölgeyi sürekli kolaçan ediyor. Ee, hemen bir uçak gemisi kullanarak Fransızların bu sahaya gireceklerini ben takip etmiyorum. Burada da Türkiye dişini gösterecektir ve Fransızların çok fazla bölgeye sokmayacaktır. Ama belirttiğim gibi bunlar stratejik hamleler. Öncelik diplomasi en büyük savaştaki silahınız diplomasi diplomasinin geri kaldığı yerlerde askerin bayrak göstermesi, havada F-16'nın kuyruğundaki bayrak, deniz üstündeki gemideki bayrak, gerekirse de su altında denizaltılarımız Türk bayrağını e, dalgalandırarak bu bölgeye girmelerini ben önleyeceklerini düşünüyorum. Şimdi bölgede bir ortaya çıkan eksiklik de eskiden Yunanlar işte adadan uçaklarını kaldırırlardı. Adadan uçaklarını kaldırdıktan sonra kısa süre içerisinde Türk uçaklarıyla Karşı karşıya getir, dogfight yapılır, geri dönüp inilirdi. İşin Doğu Akdeniz'e doğru kayılmasıyla birlikte Yunanlılar için şöyle bir dezavantaj olmaya başladı. Yunanlılar uzun süre uçakların havada kalması lazım. E bu nasıl sağlanacak? Yakıt ikmali uçakları yok Yunanlıların. Ve bölgede havada uzun süre kalış tecrübeleri yok. Bu Yunanlılar için çok ciddi bir handikap olarak ön plana çıkmaya başladı. Türkiye ise bu konuda çok ciddi bir tecrübeye sahip. Örneğin iki defa uçaklarımız Libya'ya gelip gitti. Yani bu 8 saatlik muazzam bir uçuş. 4 gidiyorsunuz, 4 geri geliyorsunuz. Bu bölge içerisinde uçuş sırasında F-16'lara KC-135 havadan ikmal uçaklarımız eşlik ediyor ve yakıt ikmal yaparak havada uzun süre kalmalarını sağlıyorlar. Pilot açısından, örneğin tuvaletini bile tutma açısından bu bir antrenman. Bu açıdan Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgede de çok önemli tecrübesini olduğunu belirtmek istiyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi Amerika'da bir yandan Güney Kıbrıs Rum kesimiyle silah satış ambargosunu kaldırdı. Amerika diyor ki ben öldürücü silahlar satmayacağım. Şimdi öldürücü derken bu kavrama bu kapsama ne giriyor açıkçası merak ediyorum. Hani öldürücü derken F35 mi satmayacak yoksa başka silahlar mı veya Patriot mu satmayacak veya başka bir şey mi vermeyecek? Bunu çok merak ediyorum. Sonuçta ülkeler silah satışını çok ciddi bir gelir olarak görüyorlar. Yakaladıkları zaman boşlukta olanları işte Yunanistan örnek 10 milyar euro daha dün anlattım. Keza Güney Kıbrıs Rum kesimi de çok ciddi böyle bir güzel bir fatura ile karşılaşacak. Güney Kıbrıs Rum kesimi epeydir son 5 yıldır özellikle Rusya ile ciddi yakınlaşma içerisinde ve bu konuda da Avrupa Birliği'nden başı ağrıyor. Çeşitli Rus mafya örgütlerine veya kara para aklama operasyonlarına ev sahipliği Güney Kıbrıs'ın yapması Avrupa Birliği ile aralarına bir mesafe girmiş durumda. Son bu Amerika adımı ile birlikte Güney Kıbrıs Rum kesiminde böyle bir stratejik bir ortaklık yapmaya çalışıyor. Bu nasıl sonuçlanacak? Ben de bunun açıkçası sonunu merak ediyorum. Tabii Türkiye'de bu kartın oynanmasıyla birlikte Türkiye'nin eline de bir koz geçmiş oluyor. Bu koz nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Deniz Kuvvetleri'nin örneğin bir deniz üssü açması. Bir sonraki adım Geçit Kale'ye kalıcı olarak F-16'ların gelmesi olabilir. Muhtemel Türkiye'de bu adımı bu Amerikalılarla yapılan yasağın kaldırılması Güney Kıbrıs Rum kesiminin attığı adım sonrasında Türkiye'de belirli yerlere geleceğine inanıyorum. Sonuçta işler ticaret öncelikli olmak üzere dönüyor dolaşıyor diplomasiye geliyor. Diplomaside ayağımızın çok sağlam basması, çok doğru donelerle bunları uluslararası platformlarda dile getirmemiz gerekiyor. Sosyal medyada dile getirmemiz gerekiyor. Sanal olarak diplomasi olarak bunları tamamlamamız gerekiyor. Nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri görevine şu an hazırsa diğer tarafların da hazır olması gerekmekte. Bunlar da önemli şeyler dünkü yayınladığımız Yunanistan 10 milyar euroluk silah alıyor videosundan sonra çok sayıdaki izleyicimiz şunu sordu i̇şte Türkiye ne alacak eksiğimiz bu bilmem ne bu şimdi bu tür işler propaganda işleridir bir tarafın arkasında dururum dersiniz işte 10 milyar euroluk faturayı verirsiniz Yunanistan onu nasıl ödeyecek o nüfusuyla çok ağır bir yük binecek artık satacak neleri kaldı ben de çok merak ediyorum bunun karşılığında tabi bak Yunanistan bunu alıyor Türkiye sen ne alacaksın gibi hemen sen acil attım kafadan. Su 35 al. Hemen acil blok 70 yap F-16'ları. Hemen acil şunları yap deyip gaza gelmektense Türkiye'nin bu konuda çok planlı ve düzgün adımlar atması gerekiyor. Bu adımları yurt içinde atabildiğiniz takdirde o zaman eliniz daha güçleniyor. Bugün artık Türkiye kimse ben sana taarruz helikopterini vermem diyemiyor. İnsan aracını vermem diyemiyor. Akıllı mühimmatlar konusunda bunları vermem sana diyemiyor. Yarın öbür gün umarım seviye olarak da Milli Muharip Uçak öncesinde Hürjet gibi platformlar ortaya çıkar. Bu konuda da Türkiye'yi kimse sıkıştıramaz. Keza benzer bir durum hava savunma sistemleri için de geçerli. Yunanistan bu adımları atamadığı için işte yarın o arkasında duruyor faturayı yolluyor. Bu arkasında duruyor faturayı yolluyor. Bu bir şekilde ülkeyi fonluyor. O da faturayı Yunanistan'a yolluyor. Bunların hepsini çatır çatır ödetiyorlar. Günün sonunda gaza gelmeden diplomasi iyi kullanarak her anlamda Türkiye'nin haklılığını ortaya koyarak Türkiye'nin çalışması gerekiyor. Bugün Fransa'nın uçak gemisi Şardegol'ü bölgeye yollaması, Kıbrıs'la ilgili gelişmeler, Amerika'nın Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu kaldırması gibi konuları konuştuk. Yarın yeni bir konuda tekrar görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın. Mesaj atmak isterseniz info@tolgozbek.com at mail adresimiz her zaman açık sizlere. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberleri, analizler ise tolgozbek.com'da.